Şimdi infaz koruma memurlarımızın bu talebi haklı bir talep. Gerçekten zor şartlarda çalışıyorlar. Büyük fedakarlık altında görev yapıyorlar. Onların durumlarını iyileştirmek için çalışmak benim onlara olan borcum. Geçen dönem bakanlığım zamanında genel kurula kadar bilir arkadaşlarım yasayı getirdik ama kısmet olmadı, genel kuruldan çıkmadı. Şimdi oraya getirdiğimiz düzenlemelerin kaldığımız yerden takipçisi olacağız. Onların halini iyileştirmek için gayret edeceğiz. Bize güvensinler. Orada bir şey var, ayrıntı var. Onlar güvenlik işte onu istiyorlar. Tabii, ve o yüzden de hem terör örgütlerinin hem de diğerlerinin çok ciddi hedefine şu anda hedefler zaten. Hayır, hem organize suç örgütlerinin hem de terör örgütlerinin hedefindeler. O güvenlik ve de tecrit edilmiş bir hayat yaşıyorlar. İşte onların talepleri güvenlikle ilgili kısma statülerinin evrilmesini istiyorlar. Bütün bu talepleri biz değerlendiriyoruz. Çok da haklılar bence. Yok, bence de haklılar ve onların bu taleplerini yerine getirme konusunda bakanları olarak ben de onların avukatı gibi çalıştığımı bilmelerini isterim. Bakanlıkta çalışan arkadaşlarımız hepsi istiyorlar ki özlük hakları daha iyi olsun. Hem bakanlıktaki zabıt katiplerimiz hem de infaz koruma memurlarımız bu 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamı içinde olduklarını bilmelerini isterim. Onlar daha detay açıklanmadı ama onlarla ilgili kısmı ben buradan söylemiş olayım. Onlar da bu kapsamın içerisinde yer alacaklar. Tabii bunların maaşlarına bir iyileştirme geliyor ama emekli oldukları zaman daha büyük bir iyileştirme ve emekli ikramiyelerinde de daha büyük bir artış söz konusu. Tabii emekli olmuş olanları da bunun aynen yansıdığını ifade etmek isterim.